Herkese selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Samsun Merkez Hilal Tepe Köyü'nden herkese selamlar. Arkadaşlar havalar çok soğudu. Elimi cebimden çıkaramıyorum, öyle bir soğuk var. Sabah saat 10 civarı. Dün sisli puslu bir hava vardı. Yine böyle puslu bir hava var. Ama çok soğuk var arkadaşlar, sıcaklık dereceleri çok düşmüş. Etrafı da size şöyle biraz göstermek istiyorum ama şu an ellerim donuyor arkadaşlar. O kadar bir soğuk var. Yapraklar bakın tamamen döküldü. Şöyle köyün etrafında biraz dolaşacağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şöyle yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yerler hala ıslak. Hala nasıl ıslak yerler. Şöyle köyün tam karşısındayım. Şuradan biraz çekim yapalım. Burası köyü tam karşıdan görüyor. Aslında şurası karşıdan görüyor ama o tarafa geçmeyi düşünmüyorum. Hatta şöyle az daha müsait bir yere geçelim. Şuradan tam mahalleyi karşıdan görüyor bakın. Her yeri alıyor. Sadece bir tane komşumuz var. Şu ileride aşağı tarafta kalıyor. Onu almıyor. Gerisini hepsini alıyor buradan arkadaşlar bakın. Şöyle bir alana kurulu bizim mahalle. Yapraklar tamamen döküldüğü için de tamamen görünüyor arkadaşlar. Mahallenin karşısında tam şurada arkadaşlar bakın aşağı tarafımda az önce köpekler bağırıyordu. Yabani bir hayvan muhtemelen vardı. Domuz olabilir. Domuz vardır diye ben aslında ona bakmaya geldim. Ama köpekler uzaklaşmış ben gelene kadar. Bayağı bir burada bir yerde bayağı kaldılar. Muhtemelen domuz vardı. Domuzu sıkıştırdılar oraya dereye bir yere. Domuz onlara karşı gelir. Domuz kolay kolay yaklaşamaz köpekler. Öyle bir şey vardı galiba. Ben de ona bakmaya geldim. Şöyle şu deredeydiler ama ben gelene kadar gitmişler. Şu an hiçbir şey yok. Ben şimdi arkadaşlar eve dönmeyeceğim. Şöyle devam edeceğim. Yukarılara doğru, tepelere doğru biraz gezeceğiz. Mantar bugün bakmayacağım. Bugün mantar olmaz. Sadece dün yağmur yağdı. Dünden beri mantarlar çıkmamıştır muhtemelen. Bir günde çıkmazlar. Yağmur yağmadığı için mantar olmuyor arkadaşlar. Yağmur olsaydı şu an buralarda bir sürü mantar olacaktı. Mantar toplayacaktık ama mantar da toplayamıyoruz. Yağmur yoktu. Sadece dün yağdı. Dün yağan yağmurun hemen etkisi olmamıştır. Bir iki gün sonra ancak mantarlar çıkar. Yarın öbür gün mantar toplamaya da gideriz. Bugün özellikle mantar toplamaya çıkmadım arkadaşlar. Şöyle bir dolaşacağız. Havada çok soğuk ama yine de insan dolaşınca ısınıyor yavaş yavaş. Şöyle ileri doğru devam edelim. Arkadaşlar birazcık soğuk kırıldı gibi. Birazcık güneş de çıktı. Arada güneş de çıkıyor. Sabahki kadar bir soğuk yok. Şu an tepelerde biraz dolaşıyorum. Evde de sıkılmıştım bayağıdır. 3-4 gündür buralara doğru hiç gelmemiştim. 2-3 günde bir ben böyle tepelere doğru çıkmazsam evde sıkılıyorum. Bugün böyle gezmeye geldim. Hem de töngel de bakıyorum bir taraftan. Töngellerin de şu an tam zamanı, yeme zamanı, olgunlaşmışlar. Yavaş yavaş da kış geliyor, kar da yağar. Yakında kar yağacaktır. Buralara çok kar yağıyor. Karadeniz, Samsun burası. Karadeniz'de zaten kışın soğuk geçiyor.
bol miktarda kar yağıyor. Eskiden daha fazla yağardı, şimdi yağmıyor bu aylarda bile. Kasım ayında bile buralara kar yağıyordu. Kasım, Aralık, şu an Aralık'ın ortalarındayız. Yakın zamanda da muhtemelen yağmayacak gibi, hava öyle çok da aşırı bir kötü değil. Bazen hatta neredeyse bir insan boyunun yarısına, hatta omuzlarımıza çıkacak kadar bile yağdığı oluyor. Geçen sene değil de bir önceki sene mesela o kadar çok yağdığı zamanlarda olmuştu arkadaşlar. Ocak, Şubat, Mart gibi buralara çok kar yağar. Şöyle çevrede biraz daha dolaşacağım. Bugün yanıma tüfek de aldım arkadaşlar. Çünkü artık havalar soğuduğu için kurt falan karşıma çıkabilir. Buralarda eskisi gibi hayvanlar falan da yok. Bakın etraf bomboş. Havalar da soğudu. Kurt falan köye yaklaşabilir. O yüzden kurt falan çıkabilir. Yabani hayvan çıkabilir. Domuz olabilir. Öyle köyün çok yakınlarında olmuyorlar ama yine de tedbirli olmak lazım. Kurt falan çıkabilir. İnsana kolay kolay bir şey yapmaz o hayvanlar ama aniden karşımıza çıkarsalar yine de insan korkar. O yüzden artık tedbirli gezmek gerekiyor. Şöyle biraz daha dolaşacağım buralarda arkadaşlar. Töngel arıyorum. Töngel şuralarda muhtemelen bulurum. Şöyle biraz daha dolaşacağım buralarda. Az daha şöyle ileri giderim. Şuralarda töngel ağaçları var. Töngel ağaçlarına bakarım. Mantar da bir taraftan bakıyorum mantar yerlerine. Mantar yerleri boş arkadaşlar. Çünkü bizim buralara fazla yağmur yağmadı son zamanlarda. Videonun başında da bahsettim. Yağmur olmayınca da uzun zamandır yağmıyor. Belki 15-20 gündür doğru düzgün yağmur almadığı için buralar. Şu an için mantar yok. Şu an için mantar yerleri boş arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Ne iç kızıl var, ne kurt kulağı mantarı var. Hiçbir şey yok. Dün bugün birazcık hava sisli puslu, yağmurlu. Belki bunun faydası olur. Tekrardan çıkarlar. Mantar yerlerine de bir taraftan bakıyorum ama mantarı da bulamadım şu ana kadar. Başka yörelerde toplayan arkadaşlar var mesela. Başka videolara denk geliyorum YouTube'da. Kurt kulağı mantarı, yani balkadın, ebişke diyen arkadaşlar var. Ondan toplayan arkadaşlar görüyorum. Dün bugün hatta yeni videolarını yayınlamışlar. Başka yörelerde var ama bizim burası yağmur almadığı için yok arkadaşlar. Normalde burada da olurdu. Tam zamanı şu an. Bu aylarda da olurdu. Bu yeni yağmurlarda bakalım çıkacaklar mı? Başka gün yine mantar aramaya da tabii geliriz. Bugün böylesine çevreyi dolaşmaya geldik arkadaşlar. Şöyle biraz daha devam edelim bakalım nelerle karşılaşacağız. Arkadaşlar hava çok güzel oldu. Birden hava sıyrıldı. Bakın gökyüzünde neredeyse çok az bulut var. Neredeyse hiç bulut kalmadı. Öyle saatler olduğu için de biraz olsa gerek. Şurada bir tane şemsiye mantarı mı, içi kızıl mı? İçi kızıla benziyor. Bir yaklaşalım bakalım. İçi kızıl, evet. Çok güzel bir içi kızıl arkadaşlar. Yanında bir tane daha var. İki tane içi kızıl en azından bulmuş olduk. Tazeler, güzeller de. Şöyle biraz daha bakalım buralara. Şöyle bir alandayım. Burası otlu bir alan. Buralarda içi kızıl aslında oluyor ama yağmur olmadığı için şu an bulamıyoruz. Normalde buralarda içi kızıllar oluyor. Şöyle biraz da etrafı sizlere göstermeye çalışayım. Bir tane abim de şurada yaşıyor arkadaşlar, bakın. Şurada. Şu çam ağacı olan ev, onun evi.
Hemen ilerisinde hayvanların ahırı var. Başka biri daha oraya ev yapıyor. Hemen arka tarafında mahalle var. Yani öyle çok da yalnız değil. Hemen arka tarafında mahalle var. Şurada bakın. Hemen aşağı tarafında da bir tane ev var. Orada da abimin kayınçısı duruyor. Hemen bu tarafta, şurada aşağı tarafta da bizim tarla var zaten. Büyük bir tarla var. Fındık bahçesi. Biz yazın yarısını neredeyse orada geçiriyorduk. Eskiden fındık dikmeden önce oraları ekip biçiyorduk. Biraz bizim mahalleye de uzak ama mecburen tarla orada olduğu için oraya gidiyorduk. Ekin ekiliyordu, mısır ekiliyordu eskiden. Daha sonra herkes şehre göç edince fındık dikildi. Şimdi şu an fındık var. Abimin evi de orada, orada yaşıyor. En büyük abim değil, en büyüğü zaten bizim yanımızda. Onun bir küçüğü. Arkadaşlar yavaş yavaş artık eve doğru dönüyorum. Hemen evin üst tarafı burası. Piyasada pek fazla töngel bile kalmamış. Bakın burada bizim evin üst tarafında şöyle küçük bir ağaç var. Şöyle artık yavaş yavaş eve doğru dönüyorum. Bugün de böyle bir videomuz oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Töngelin tadı da fena değilmiş. Birkaç tane ben bunlardan yiyeyim. Bunlar tam olgunlaşmamış aslında. Bunlar yumuşaması lazım. Bunlar olgunlaşmamış ama bu şekilde de yeniyor. Bu şekilde de yenilebiliyor. Tabii bazı töngeller çok acı oluyor. Onları bu şekilde yiyemezsiniz ama bazıları tatlı oluyor. Bunun tadı güzelmiş. Bakın zaten beyaz duruyor bu. Bundan ben birkaç tane daha yiyeyim arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımız gelmeye yine devam edecek. Görüşmek üzere.